Muhterem kardeşlerim, hepinize selamünaleyküm. Yeni bir Night Online videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün 2004 yılından başlayıp günümüze kadar şöyle serverlarda bir göz gezdirerek bir 10 dakikanızı alıp nostaljiye yolculuk yapacağız arkadaşlar. Eski sunucularımızı yad edeceğiz. Birleşen sunucularımızı bir gözden geçireceğiz ve güncel halimize geleceğiz arkadaşlar. Usko ilk açıldığı zaman, ben biraz da kendi adıma yorumlayayım bunları. İşte 14 Ağustos 2004 tarihinde Usko'nun ilk iki sunucusu Ares ve Diez giriş yaptı. Biz Diez'i de başladık tercihimize. O zaman tabii oyunun ne olduğunu da tam bilmediğimizden kendime daha iyi göründüğünü düşündüğüm için Rogue sınıfına çıkıp Archer başlamıştım ama neye stat pointleri neye vereceğimizi bilmediğimizde Strange işte çevresine güç karakterin güçlü olsun diye Strange'e verdiğimi hatırlıyorum. O dönemler o şekilde tabii baka baka göre göre sağdan soldan insanlar deneye yanalı birçok şeyi o şekilde öğrenip gidiyordur. İşte konumuz bugün şu an bunlar değil. Biz ilk defa Diez'de başlamıştık. Diez'de yaklaşık 2 sene, 2,5 sene oynamıştım. Daha sonra Beramus açıldı. Daha sonra Iskenon açıldı. Ben o server'a geçiş yapmadım Iskenon'a. 2004 yılında yine sene sonuna doğru açılmış. Bir ondan sonra Mart ayında, unutmuyorum doğum günümdü. Mart'ın 17'si benim. Mart'ın 17'si doğum günüydü. Doğum gününden yaklaşık bir hafta sonra falan Beramus açılmıştı. Beramus'a yeni çağ açtım ama Diez'in oynamaya devam ediyordum o zamanlar. Daha sonra Beramus daha bir sarmaya başladı. Özellikle bulunduğumuz internet kafede Beramus'a bir anda hücum edince o dönem İki tane tane kafe vardı ve Night'da yeni daha o kadar popüler oluyordu. Beramus'a devam ettik. Uzun bir süre devam ettim Beramus'ta. Yaklaşık 2009-2010 yılına kadar zannediyorum devam ettim diye hatırlıyorum ama tam da emin değilim. Second Life klanımız vardı o zaman. Ortada oynamışım Ümitcan. Onlara da buradan selam olsun diyelim. Evet Usko bu şekilde yoluna en paralı dönem 2006 yılından sonra da devam etmeye başladı arkadaşlar. X-Canon, Beramus, daha sonra 2005, Temmuz 2005'te Cypher, yine Kasım 2005'te Olympia, Mart 2006'da Edena, Edena'da Esnane Sörgü'lardan Benistir bu arada. Yine Haziran 2006'da Manes, bir ay sonra Patos, sene 2006'nın sonunda da artık Logos, 2007'nin Mart'ında Ronark, yine Temmuz'un da Gidakon ve sene sonunda da Akara'yı açtılar. 2008'de de iki yeni sunucu. 2008 yılında Karnak East, Karnak West. Çok hoşuma gidiyordu bu serverlar. Hep oynamak istedim ama oynamak nasip olmadı bana Karnak'ta. Hoşuma gidiyordu yani. O zaman tabii bizde de yani dönemimizin 2008'li yıllarda da bir yani bulunduğum mahallede, bulunduğumuz ortamda bir NBA furyası vardı. Şuraya geleceğim. NBA'lere Doğu Batı karması vardı. Burada da Karnak East, West yani bize çok cazip geldi ama şimdi Beramus'taki sarıda bırakıp da ya şimdi sıfırdan tabii de katılmak çok zor. Yani geniye yok şimdiki gibi 60'tan 61 olmak bile inanılmaz şekilde zor. Expert bulmak mümkün değil. Yani varsa bile YC'li lan partiden atılıyordun. Yani çok şey dönemlerdi, güzel dönemlerdi o dönem. Bir de o zamanlar NBA Furious dediğin gibi bizim o zaman biz de o zamanlar tabii kimisi çocukluğunu idrak ediyordu. Biz gençliğimizi idrak ediyorduk o zaman. Çok furyaydı yani. Ama geçemedik. Geçmedik. Nasip olmadı o da oynamam. Yine 2009'da Ionia, Nisan ayında. Ekim ayında Kronos ve 2012 yılında Helios ve Titan. Sene sonunda da 2012'nin son dönemlerinde de Titan açıldı. Ve ardından Titan'dan da 3 gün, 4 gün sonra da Destan açıldı. Destan açıldığında arkadaşlar Destan'a İlk kaydolanlardan birisiyim ben de. O dönem zaten Beramus'u bırakmıştık. Yani ben hatta o dönem görevim sebebiyle de çok oyuna giremiyordum ama Destan'la bir çağ açmıştık o zaman ve Destan süreci de benimkini orada başlamıştı. Hatta 2017'ye kadar falan da o zaman tabii yayı falan yapmıyordum. İşte bunlar hiç girmedi. Keşke yapsaymışım. Hatır olarak kalırmış. Ama yapmadık tabii ki. Efendim devam etti bu süreç. Destan'dan sonra artık bütün birleşimler arkadaşlar bir defa kayki zamanında değil Entity Game zamanında oldu. Yani bütün birleşimleri yapan taraf Entity Game. Keşke eskisi gibi böyle güzel isimlerle yapıyor olsaydı. Şu an tabi rezalet isimlerle devam ediyor ama. İlk birleşim
artık eski Usko'nun olmadığını, Fosfor'ların cirit attığı dönemde yani bomboş tabii Etidigi'nin burada Fosfor'un büyük ölçüde bitirdiğini yani ben çok sevmiyorum ama kendilerini söylemek lazım. Burada ilk birleşime gittiler ve ilk göz ağrımız Diez, Cypher ve Olimpia'yı da içine alan bir birleşimle Resurrection diyor. Resurrection artık İngilizce nasıl okuyorsanız. Resurrection diye bir soru ulaştılar ve bu üç sonucu Temmuz 2013'te birleştirdiler. Yine aynı gün bir sonucu birleşimi daha oldu. Eski Manes, Patos ve Gerakon'u da içinde barındıran Attila sonucusunu da Attila sonucu yaparak 3 sonucu daha birleşti. Toplamda 9 sonucu birleşti, 3 sonucu oldu. Yine bizim oynayıp da oynayamadığımız Karnak East, Karnak West ve Ionia 3 de birleşerek Anatolia serverını oluşturdu değerli arkadaşlarım. Burada yine bu birleşimden takriben bir ay sonra Eiko'nun da Usko'ya eklenmesiyle Eiko diye bir server da Usko'ya eklendi arkadaşlar. Tabi burada birleşimlerin arda kası kesilmedi çünkü server çoktu ve Amasya'da ölüydü. Yani 10 adam Bera Mustafa işte ne bileyim 10 adam Ronald da işte efendim 10 adam Diaz'de gibi bunlar artık bir birleşim artık kesinlikle olmazsa olmaz bir şey gibiydi ve Usko yine Entity tarafı yine birleşime gitti arkadaşlar ve daha önceki sonuculardan sonra yine Beramus bizim ilk göz ağrılarımızdan birisi Beramus. Hatta benim için Usko'nun en efsanesi ne deseniz Beramus derim. İkinci ne deseniz Edana derim arkadaşlar. Bu benim için böyledir. Beramus, Ronark, Akara. Bu üç sonucuyu da Beramus, Ronark ve Akara'yı da birleştirerek Ephesus ismini aldırdı. Yine Usko'nun en efsane serverlarından Ixkenon, Edena ve Logos'la birleşerek Atlantis adını aldı. Ares de Kronos'la birleşerek Athena adını aldı arkadaşlar. Tabii bu esnada bu kadar sonuç birleşiminden sonra Usko'ya da bir can gelmesi maksadıyla Entity Game'e bir hamle yaparak Piana ve Gaia sunucularını 2013 sonunda devreye soktu arkadaşlar. Ama tabii bir yandan da birleşimlerin hala devam etmesi gerekiyordu. Çünkü hala istenilen kalabalık sunucularda sağlanamamıştı. Bununla birlikte yeni açtıkları Helios, daha sonradan Usko'ya eklenen Europa bir sene sonra takriben ve yine yeni sunucu Titan'la birleşerek Europa sunucusuyla devam edildi. Daha sonra yeni sunucu Asgard açıldı. Ama Piana ve Gaia'dan da ikisi de beklenen etkiyi yaratamadığı için ikisinin de birleşime gidildi. Piana ve Gaia birleşip tek Gaia ismini aldı arkadaşlar. Yine tabi yeni sunucu furyası devam etti. 2015 yani Ocak 2015'te Orion sunucusu da Usko tarafına dahil oldu ama eski sunucuları yine kan alıyordu. Bu şekilde yine birleşimin birleşimi olarak içinde Manes, eski Manes, Patos, Gerakon'u barındıran Attila düzeltiyorum. İçerisinde Ixkenon, Edena, Logos'u barındıran Atlantis ve Karnak, East, West ve Ionia'yı barındıran Anatolia birleşerek Gordion, şimdiki Gordion oluşturdu. Aynı şekilde Athena ve Attila da birleşip yine bak burada geçici bir dönüş var arkadaşlar. Bak onu demeye çalışıyorum. Bak burada Athena dediğimiz sunucu Ares ve Kronos'un birleşimi olan Athena. Attila dediğimizde Manes, Patos, Gerakon'un birleşimi olan Attila. Bu ikisi birleşip bak Usko'nun ilk sunucusu Ares'in adını vermişler buraya. Şimdi niye vermiyorsunuz abi? Ares Diaz Gordion'u birleştirip mesela ismini Beramus yap. Ixkenon yap. Niye yapmıyorsun yani? Gidip Boreas, Diriyat, Gorias, Morias, Felix, Kotix ne bunlar ya? Efendime söyleyeyim. Resurrection'la Ephesus'la birleşerek Diez oluşturuyor burada arkadaşlar. Resurrection dediğimiz Diez, Cypher'ı ilk Diez, en eski Diez, ilk Cypher, ilk Olimpiyanın birleşimi olan Resurrection ve Ephesus, Beranus. Bizim ilk, yani 2004 2005 yılında çıkan bu Beramus, Ronark ve Akaran'la birleşimi olarak Diaz'e dahil oluyor. Tabi burada yeni açılan sunuculardan Asgard da yine bekleneni veremeyip Gaia ile birleşerek tek partide yine Gaia adını alıyor arkadaşlar. Yeni server açmaya tabi devam ediliyor burada. Midgard da dahil oluyor.
Musko tarafına. Yalnız burada Steamco'ya ayrı paranı açmak lazım. Steamco 2016'da ilk açıldığında Adonis, Beramus, Xenon, Cypher, Pathos, Hellscream adıyla açıldı. Buraya bir özet geçip Musko'ya biz geri dönelim. Şimdi burada çok güzeldi. Ben çok sevmiştim bunların açıldığına. Çünkü isimler güzeldi. Beramus var, Xenon var, Cypher var, Pathos var. Yani eskileri yadet ama tabii Steamco hem o dönem oynanması amacıyla lag sorunları. Tabii lag sorunları belli şeylerle giderilebiliyordu ama lag sorunu ve GM'lerin aşırı şekilde bu Steamco tarafında ilgisiz olması vesaire sebeplerle çok tutulmadı Steamco. Zaten bu kadar sunucu arkadaşlar. Beramus, Adonis Beramus, Xenon Beramus adını aldı ve Beramus'la Cypher kaldı burada. Daha sonra ikisi de tekrar birleşime gittiler. Tek Cypher adını aldılar. Daha sonra işte geriye kalan Cypher, Pathos, Hellscream'da üçü de birleşerekten Zion adını aldı. Keşke şurada Cypher değil de Beramus adını alsaymış. Yani Zion'muş gibi olan. Şuna karşıyım işte. Şurada yeni bir kelime türetmelerine karşıyım. Ya üst sonucu birleştiriyorsan şu üçünden birinin adını koyacaksın ya buraya. Ya bu böyle olması lazım. Nasıl ki burada bak üst sonucudan birinin ismini koyup devam ediyorsun. Burada iki sonucuyu birleştirip ikisinden birini alıp devam ediyorsun. Burada da üçünden birini koymak zorundasın yani. Ya bu yeni bir sonucunda da Pathos olacak veya Cypher olacak abi ya. Ya şu yeni yeni isim türetmiş füryasını ben anlayamadım yani. Steamco'yu da burada hemen bir parantez açmış olalım arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Evet, Midgard. Şu an prosedüre dahil olan Midgard. Midgard açıldı arkadaşlar. Steamco tarafını geçiyorum. Tabi burada yine bekleneni veremeyen Orion sonucusu Gaia ile birleşerek Edena adını alıyor. Ne kadar güzel. Edena adını vermişsiniz. Çok güzel ya. Şu şirkete devam etseydi yani. Bak, hatta yeni server açıyorlar. Yeni server ismini bile eski serverlardan koyuyorlardı bak. Olimpia bak. Bu yeni Olimpia. Bu eski Olimpia değil. Bu yeni Olimpia olarak tekrardan açılıyor arkadaşlar. Usku tarafında şu Steam kolları bir geçelim. Yine Olimpia'da açıldıktan sonra yeni server Manes ve Akara'da 2017 Ocak'ta açılıyor. Ama bunlar da tabii çok tutmayacağını birazdan göreceğiz. Birleşime gidiyor yine Usku tarafı. Yeni açlıklar sunucu Midgard. Nerede Midgard? Burada. Europa. Burada içinde Helios, Titan, Europa'ya bağlandırıyor. Tabi burada burada bir birleşim olmuştu. Edena dedikleri serverda yeni Edena. Yani içinde bunun arkadaşlar Gaia'sı, Orion'u, işte Europa'sı, Helios'u, Titan'ı, Midgard hepsi birleşerek Rosetta'yı oluşturuyor. Rosetta bayağı içinde server barındıran bir server. Yine birleşim daha oluyor. Yeni açtıklar serverlardan da fayda gelmediğini gören Entity Game 6 ay sonra biten bu serverları yeni açtıkları Olimpia'yı Akara'yla birleştirip yine Olimpia adını veriyorlar. Tekrardan 3 yeni sunucu açılıyor. Günümüze gelirsek Altar Vegas Sirius 2019 1 Ocak yani Ocak 2019'da piyasaya sürülüyor. Altar Vegas Sirius tabi burada yine bir birleşime gidiliyor. Manes yeni açtıkları sunucu Manes de bekleneni veremeyip Olimpia'yla birleşerek Olimpia adıyla devam ediyor. Ve günümüzde ne oldu arkadaşlar? Günümüze gelecek olursak 3 yeni sunucu birleşti. Altar Vegas Sirius birleşerek Dryads adını Dryads mı olmuş bunlar? Dryads diye oraya çok önemli değil. Dryads adını alıp devam edecek. Rosetta ile şu Rosetta ile şu Olimpiyada birleşerek arkadaşlar Minark adını aldı. Bunlar da şu an birleşime gitti ve son olarak burada gördüğümüz Gordium, burada gördüğümüz Diez, burada gördüğümüz Ares de birleşerek işte Oriat mı oldu onlar da Oriat adını aldı diyelim. Oriat ile Dryas'ı karıştırabilirim arkadaşlar ama muhtemelen Oriat. Dryas mıydı ya? Ya biri Dryas'ın hangisi şu an hatırlayamadım. Adını aldı arkadaşlar ve güncel halini almış oldu diyelim. Yani uzun bir süreç hepimizin şuralarda teker teker anıları, eski hatıraları, internet kafenin o boş ortamı var. Bakalım. Hayırlısı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.